merhabalar. İzmir'e dair TV ve 3 TV TR seyircileri. Ben Banu Akol Hedef. Bugün sizlerle İzmir Kent Konseyi Başkanımız, Kadın Meclisi Başkanımız Canan Aydemir Özkara'yı tanıtmak istiyorum. Zaten sizi herkes tanıyor başkanım ama yaptıklarınızla çok güzel çalışmalarınız var, etkinlikleriniz var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle sevgili izleyiciler, bugün yine bir dost sohbetine tanık olacaksınız. Çünkü Sayın Başkanımızla kendisiyle hem sivil toplumlarda ve kadın çalışmalarında İzmir'de birlikte çok güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün biraz daha sıcak bir sohbetimiz olacak. Evet, Canan Aydemir Özkara kimdir? Öncelikle ben de bir merhaba diyeyim hem izleyenlere hem de size. Teşekkür ederim bugün bu sohbeti olanak sağladığınız için. Canan Aydemir Özkara, İzmir kentinde yaşayan kadınlardan çok farklı birisi değil aslında. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Benim için İzmir'de doğup büyümenin bir özel yanı var. Konak'ta doğdum, büyüdüm. Arapların sokağında. Bunu söylemek istiyorum çünkü bugünkü kapsayıcılığa, bugünkü hoşgörüye herhalde çocukluk yıllarında orada yetişmekle kazandım. Tam da göbeğinde diyorsun. Tam da göbeğinde büyüdüm. 17 yıl boyunca bilgi teknolojilerine yöneticilik yaptım. Daha sonra 2007 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. İlk görev alanım şimdi meslek fabrikası, daha önce meslek edindirme ve beceri kursları merkeziydi. Orada Belgem Kurs Merkezi'nin idareciliğini Belgem. Aslında bina Bornova Belediyesi'ne ait. Bornova Gençlik Merkezi diye geçiyor. Açılım o yüzden öyle. Belgem ismi. Onun son katı ve sığınakları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkeziydi. Orada idarecilik yaptım. Oranın bir özelliği vardı. Diğer kurs merkezlerinden farklı olarak teknik kurslar ağırlıktaydı. CNC, PLC, hidrolik, asansör, kaynak gibi. Ve görece ilk bakıldığında erkeklere addedilen meslekler diye düşünülüyor ama kadın öğrencilerimiz de vardı. Belediyeye böyle bir giriş yaptım. Daha sonra iç göç entegrasyon projesi ve yine ilk çocuk gençlik merkezi orada teknik sorumlu görevini üstlendim. Orada da Roma vatandaşlarla birlikte çalıştım. Hani ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, ön yargılar ne demekmiş orada öğrendim aslında. Hani ben oysaki kendimi çok kapsayıcı biri olarak düşünüyordum. Daha sonra da 2009 yılında yasal olarak konuk evi geçiyor ama biz kadın hareketinde sığınak demeyi tercih ediyoruz. Kadın sığınma evinde de idari sorumluluk üstlendim. Ama bu arada 2009'da siyasi hayata atılmaya karar vermiştim. Ve artık bir şeylerin değişmesi üzerine ben de elimi taşın altına koymam gerekiyor diyerek 2009'da partiye girdim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2012'de parti eğitmeni oldum. 2014 yılında da 2014-2019 Büyükşehir ve Buca Belediyesi meclis üyeliği yaptım. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi çalışma hayatına son verdim 2014 yılında. Ama bunların hepsi bana çok şey kattı. Uzun yıllardır kadın hareketinin içindeyim. Senle birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Hani muradım o ki bu kentte tüm kadınlar diledikleri gibi yaşayabilsinler. Hani bütün çabam başından beri, farkındalığım arttığından beri budur. Evet. Çok özverili ve çok çalışkan bir kadın olduğunu biliyorum bu anlamda da. O yüzden böyle bir arkadaşım olduğu için de çok mutluyum ayrıca. Peki İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni bize böyle bir hani çatısını bir anlatabilir misin? Çalışma gruplarımız var, hani benim de dahil olduğum. Onlardan bahsedebilir misin? Çünkü çok önemli bir çatı. Ondan biraz kısa bahsedebilir misin? Tabii. Aslında Kent Konseyi'ne de Kadın Meclisi Başkanlığı'yla giriş yapmadım. Ben 2012 yılında yine Kadın Meclisi'nin Kadın Emeği ve İstihdam Çalışma Grubu'nun sekreteryasıydım. O zaman çok pardon, şöyle söyleyeceğim Canan. Sen yerel yönetimlerde hemen hemen tüm kademelerde çalışmış, hakim olmuş birisin. Evet. Yerel yönetimler bazında çalışman ve deneyimin çok iyi bu anlamda.
Aslında tam hani ayağını kaldır, doğru noktaya bastım. Çünkü değişimin ancak yerelde başlayacağına inanıyorum. Tabii. Hani bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ya da eşitlik. Önce kendimizden, önce evimizden, tabii, önce mahallemizden, tabii, önce ilçemizden, ilimizden başlıyor. Eskilerde herkes kendi kapının önünü süpürsün değil mi? Yani öyle her süpüre. Aslında hani kendimi tanıtırken birazcık şeyi eksik bıraktık herhalde, sivil toplum kuruluşları dedik ama, hı-hı, ben 2013 kurulduğundan beri Eşit Yaşam Derneği'nin önce gönüllüsüydüm, sonra üyesi oldum. Eşit Yaşam Derneği de eşitliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerelde başlayıp ana akımlaştırıldığında ancak hayata geçeceğine inanan insanların kurduğu, hı-hı, bir dernek. Başkanımız da Sayın Nazik Işık. Eşit Yaşam Derneği'nde birçok çalışmaya imza attık. Hı hı. Gördük ki hani ben de belediye meclis üyesi olduğumda şey düşünüyordum. Hani kanunları bilirsem, uygulamaları bilirsem sorunlara çözüm bulabilirim diye düşünüyordum ama uygulama çok farklı. Deneyim paylaşımları çok farklı ve biz 2014 yılından beri İzmir'de öncü çalışmalar yaptık Eşit Yaşam Derneği'nde. Kadın meclis üyelerini bir araya getirdik. Yerleştik eylem planı çalışmaları, stratejik planlar nasıl hazırlanıyor, belediye mecliste üyeliği nedir, nasıl olmalı, kadın meclis üyeliğinin sorunları neler. Teknik bölümü çok da önemli olan teknik ve uygulama bölümü. Hani bir önerge verilir. Nasıl verilir? Nasıl yazılır? Bununla ilgili bir kitapta şöyle yazılır diye bir şey yok. Hani bir madde var, komisyonlar nasıl çalışır? Tabii. Örneğin şimdi kadın erkek eşitlik komisyonu ya da toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu diye belirlenen, hı-hı, komisyonlar tali komisyonlardır. Hı-hı. Yani tali komisyon nedir? Yasal olarak kurulması zorunlu olmayan, hayır, komisyonlar. Önergeyle kuruluyor. Hayır. Ama bu komisyonlar kurulduğunda ne iş yapar? Hı-hı. Hayır, belediye kadınlara nasıl hizmet eder? Tabii ki. Baktığınız zaman bir yerel yönetim karar alıcısı, ben hizmetlerimi herkese yapıyorum, bir ayrım yapmıyorum diyor ama kadınlar bu hayatı, bu kenti farklı deneyimliyor. Kesinlikle. Bizim ayakkabılarımızı giymeyen insanlar bizim halimizden anlamazlar. Tabii. Bu nedenle Eşit Yaşam Derneği'nde ve diğer sivil toplum kuruluşlarında gerek yerel yönetimlerle gerek kadına yönelik şiddet ile mücadele alanında birçok emek verdim. Evet. Birlikte emek verdik. Ve çok şanslıyım ki böyle senin gibi farklı kesimlerden, farklı deneyimlere, birikimlere sahip insanlarla birlikte oldum hep. Hani zenginliğimiz hep yolum, de oldu. Aynen yoluma ışık olan insanlar çok oldu etrafımda. O yüzden kendimi hem şanslı hissediyorum ama tek başına şans da bir işe yaramıyor aslında. Tabii. Çalışkan olmak da gerekiyor. Tabii, kesinlikle. Hem de ekip. Sonra kent konseyine 2012 yılında girdim, hı-hı, ama hem çalışıp hem kent konseyini yürütmek hem de o zaman oğlum ufaktı. Hı-hı. Çok söz konusu değilmiş gibi geldi. Biraz ara verdim. İşte kent, tam da kadınlar neden dindi? İşte kadınlar bu yüzden hani erkekler oğlum ufaktı demiyor ama kadınlar, anneler bu konuda maalesef maalesef de demeyelim tabii, hani seve seve de ama bir takım şeylerden de hayattan da. Toplumun siz ne kadar eşitlikçi bir anlayışa sahip olsanız da toplum içinde yaşayan bir varlıksınız. Dolayısıyla toplumun kadınlardan bekledikleri farklı, erkeklerden bekledikleri farklı. Daha sonra hem yerel yönetimdeki çalışmalar hem de dernek çalışmalarıyla ilgili yol aldığımda kent konseyleri neden önemli? Kent konseyleri çünkü katılımcı demokrasinin ana omurgası. Bir kent konseyinin güçlü olabilmesi için de o kentte yaşayan sivil toplum örgütlerinin güçlü olması gerekiyor. Şimdi belediye meclis üyelerinde sınırlı sayıda siyasi partiler yer alabiliyor. Dolayısıyla sınırlı sayıda insanların sesleri, tabii, kararları yer alabiliyor. Peki bunun dışında başka sesler, nerede, başka renkler yok mu? Var. İhtiyaçlar yok mu? Talepler yok mu? Var. Peki bu insanlar nerede seslerini duyuracaklar? Sivil toplumlar ve kent konseylerinin seslerini duyuracaklar. Aslında kent konseyleri
köprü oluşturuyor. Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerle birlikte bir köprü oluşturuyor. Buna da inandığım için tekrar kent konseyine geri döndüm ve hani çok da böyle hedeflediğim, düşündüğüm, planladığım bir şey değildi kadın meclisi başkanlığı. Ama arkadaşlarımla birlikte oturduk, düşündük ve çok mutluyum ki hani bir söz var amin yani asla yalnız yürümeyeceksin. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten bu alanda asla yalnız yürümedim. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Hep birlikte. Aynen. O yüzden Kadın Meclisi seçimleri 29 Ocak 2022 yılında oldu ve benimle birlikte 20 kadın yürütmemle göreve gelmiş olduk. Tam da dediğin gibi farklı renklerdeki kadınlarla. Evet evet. Çok hepsi önemli, değil mi? Birbirinden ayrı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi. Hani bunun içinde Kadın Hakları Koruma Derneği de var. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden Kadın Dayanışma Derneği de var. Ama Kars Ağrı Hemşire Dernekleri de var. Diğer sivil toplum yardım amaçlı çalışan sosyal sivil toplum amaçlı kuruluşları da var. Hak temelli sivil toplum kuruluşları da var. Çünkü hepsinin deneyimi çok kıymetli ve biricik. Hepsi alanlarında deneyimli insanlar. Tabii tabii sonuçta. Yani bugün bizim yol almamızı sağlayan en büyük şey deneyimli bilgi, birikimli insanlarla birlikte olmak. Tabii ki. Peki 6 tane çalışma grubumuz var. Hı-hı. Ben de sevgili izleyiciler, ben de kadın ve hukuk çalışma grubunun sekreteryasını götürmeye çalışıyorum bu yoğun süreçte. Başkanımız duymasın buradan da. Evet, bize bu çalışma gruplarından da bahsedebilir misin? Tabii. 6 çalışma grubu aslında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden yerleştik eylem planları ve eşitlik 5. maddesi toplumsal cinsiyet eşitliği ve 17. maddesi de eşitlik. Bunlara bağlı 6 tematik alan var aslında. Eşitliği sağlamak için dikkat edilmesi gereken. Aslında bu 6 çalışma grubu da onlara bağlı çalışıyor. Kadın hukuk çalışma grubumuz var, kadın sağlık çalışma grubumuz var, karar alma mekanizmalarında kadın çalışma grubumuz var, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma grubumuz var, kent ve kadın çalışma grubumuz var ve sağlık. Kadın emeği istihdam sağlığı söyledim, kadın emeği istihdam çalışma grubumuz var. Bu 6 temel alanda çalışmaya mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü hani bu 6 temel alanda bir şeyleri değiştirebilirsek doğru yolda gideceğimize inanıyorum. Kesinlikle. Peki döneminde yine çok bu proje üstünde de çok çalıştığını biliyorum da çok da hani, fikir alışverişi de yapmıştık. Kadınlar Hayalindeki Kenti Konuşuyor diye bir programımız vardı. Ondan bahseder misin? Tabii tabii. Yani o bizim gurur duyduğumuz evet, çok faaliyetlerden bir tanesi. Hani bu İzmir'de ilk defa İzmir'in 30 ilçesi var biliyorsunuz. Hı hı. 30 ilçeden ikişer kadın temsilcinin katıldığı hiç firesiz. Yani Kınık'tan Konağa. Çok güzel. Beydağ'dan Selçuk'a. Tire'den Karşıyaka'ya, hani hem merkezdeki hem de çeperdeki ilçedeki yaşayan kadınların buluştuğu bir etkinlik gerçekleştirdik. Ama bunu hem sivil düşün sivil düşünden hibe desteği alarak destek. Hem de kent konseyinden destek alarak gerçekleştirdik. Bir gece konaklamalı bir etkinliğimizdi. Kadınlar Hayalindeki Kenti Konuşuyor çok forumu. Güzel bir. Aslında hani hepimizin muradı şuydu ki bu kentte yaşayan farklı farklı kadınlar ihtiyaçlarını kendileri belirlesin. Çözüm önerilerini kendileri söylesin. Ve biz de o söylenenleri toplayalım, yerel yönetime iletelim. Sağ olsun yine akademisyen arkadaşlarımız bize destek attılar. Geldiler, önce bir eğitim verdiler ayrımcılık ötekileştirme üzerine. Daha sonra şiddetsizlikle ilgili bir eğitimimiz oldu. Sonra atölyelerimiz oldu. Kadına yönelik şiddet,
kent ve kadın ve karar alma mekanizmalarında kadın. Bu atölyelerin raporları çıktı ve o raporlar kitapçık haline getirilecek. Yine bir Avrupa desteği aldığımızda. Hani güzel şeyler yapmak istiyoruz. Peki yine sonrasında bunlar yerel yöneticilere mi sunulacak? Tabii yerel yöneticilere sunuluyor. Şöyle söyleyeyim. Yani herkes hatırlıyor mu bilmiyorum ama bu kentte yaşayan kadınların gece saat 10'dan sonra şoföre ben burada durak harici inmek istiyorum dediğinde bunu gerçekleştiren kararı İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin önergesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. Meclisten geçti ve bu karar uygulamaya girdi. Hani işte bu tür çalışmaların sonucu ya da işte pandemi nedeniyle baykuş seferlerine ara verilmişti. Yine bizim 14. seçimsiz Aralık'ta yaptığımız genel kurulda böyle bir talep geldi. Baykuş hayata geçsin. Biz de Kent Konseyi Genel Kurulu'na getirdik. Onlar da sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ilettiler ve baykuş tekrar vardı ama ara verilmişti. Canlandı. Tabii yani kentte halihazırda yaşayan insanların sorunlarını, isteklerini, taleplerini almak çok daha yere basan projeler yapmak için çok kıymetli. Şeyi atlamayayım. Hani bizim çok değer verdiğimiz işlerden bir tanesi de biz toplantılarımıza şiddetsizlik antrenörleriyle başladık ilk. Evet ve örgütlenme ve şiddet aldık. İletişim. Burada 21 kadınla birlikte bir toplantı yapıp karar alıp onu uygulamaya geçirmek çok kolay işler değil. Birbirimizi tanımak, tabii, neleri yapabiliriz, neleri yapamayız, nerede anlaşırız, nerede anlaşamayız. Bu eğitimlere önem verdik. Bu eğitimlerle yol aldık. Şiddetsiz antrenörleri bize destek oldu o konuda. Sonra yine ilklerden biri, daha önce erkeklere eğitim verildi ama 47 tane erkeğe toplumdaki babalık rolü başlığı adı altında hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de kadına yönelik şiddet işledik. Çok heyecanlıydık. Gelirler mi, gelseler, dururlar mı, dursalar, dinlerler mi? Şükür ki firesiz geldiler. Ama tabii burada hani temsilciler de Karsar'dan Iğdır Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle Manisa İveçileri Dernekleri'nin temsilcilerinin erkekleri geldiler. Ve sonuna kadar kaldılar ve teşekkür ettiler. Devamını istediler. Şimdi bunu çok diğer önemli. Hemşeri derneklerinde de sırada Erzurum Federasyonu var. Onunla da yapmayı planlıyoruz. Onun dışında bir 5 Aralık yaptık. Salonlara sığmadık biliyorsun. Sen de oradaydın. Ben aynı zamanda kadın adayları desteklemeden Kader İzmir Şube Yönetim Kurulu'yu. Genel başkanımız oradaydı. Zaten iyi de bir miras almıştık. Bir önceki Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık iyi bir faaliyet planı bırakmıştı. Ondan sonra gelen rahmetli Adnan Başkan, şimdi Nilay Başkan destek. Hani kadınlarla anlaşmak, erkeklerle anlaşmak kadar çok farklı ya da eksik ya da fazla değil ama bir gram kendi halimizden anlaşabiliyoruz. O konuda da şanslıyım. Birazcık pozitif ayrımcılık yapalım. Tabii. Evet, şimdi aslında sevgili izleyiciler, o kadar çok çalışmalar var ki. Evet, Kadın Meclisi... İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi dedik. 6 tane çalışma grubumuz var dedik ama 6'sında ayrı ayrı birbirinden değerli ve kıymetli çalışmaları var. Özellikle hiçbir özel günü atlamıyorlar. O günlerde etkinlikleri var. Başkanımızın söylediği gibi diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığı programlar var. Şöyle bir sözü de alalım sizin huzurunuzda. Ara ara lütfen sizi buraya alayım. Sevgili Canancığım. Çünkü çok kıymetli ve çok değerli çalışmaların olduğunu biliyorum. Bunların üzerine çok emek verdiğini sen ve yönetim kurulunla birlikte onu da biliyorum. Çünkü bunların da birçoğuna da şahidim. O yüzden burada da sevgili İzmirlilerle bunları ara ara paylaşalım istiyorum. Söylemek istediğin son. Hani sen de söyledin belirli gün ve haftaları işte 25 Kasım, 5 Aralık, 8 Mart'ı atlamadık. Çok hızlı koştuk. 22 Aralık, 29 Ocak'tan itibaren bütün çalışma grupları aktif çalıştı.
Ama yine yerel eşitlik izleme planı, hı-hı, değerlendirme eğitimleri verdik iki tam, hı-hı, gün. Bütün kadın meclislerini bir araya getirdik ve şunu şiar edindik kendimize. Tek başımıza yapmayalım. Hı-hı. Diğer kadın meclisleriyle, karşıyakayla birlikte yapalım, Narda'yla birlikte, tabii, yapalım işlemle yaptığımız faaliyetleri. Ve bir yıl boyunca 8 ilçe ziyaretinde bulunduk. Hı-hı. 4 tane merkez ilçe, hı-hı, 4 tane çeperdeki, hı-hı, ilçeler. Bunun da amacımız şuydu. Kent konseyi olmayan yerlerde kent konseyinin olmasını savunuculuğunu yapmak ve kadın meclislerini aktifleştirmek. Kadın danışma merkezleri yoksa, kadın sığınakları yoksa bunun savunuculuğunu yapmak gerekliliğini anlatmak. Bunlar çok değerliydi ama aynı zamanda valinin kadına yönelik şiddet izleme koordinasyon kurulunun paydaşı İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi. Hı hı. Biz izleme ve değerlendirme komisyonunda başkanlığını yürütüyoruz. Hatta teknik kurula izleme eğitimi verdik, hı hı, geçen, hı hı, ay. Kadın Koalisyonu'nun bileşiğiyiz, evet, eşiğin bileşiğiyiz. Bu arada kadına yönelik şiddet durmadı. Aynen. Biz sürekli alanlardaydık, sürekli, hı hı, basın açıklamasındaydık. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz, bitmedi. Sürekli bizim dedik, çalıştı. Danıştay davalarını takip ettik. Hı hı. Sürekli alanlarda olmak istedik ama hani en son Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinde gece yarısı haberleşip sabah bir araya geldik. Hı. Ne yapabiliriz? Hı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile birlikte, hı, hemen bir toplantı yaptık ve kadın dayanışma paketi hazırladık. Hı hı hı. Çünkü ihtiyaçlarımızı biz, evet, biliyoruz. Evet, çok da güzel. Buna çok önem verdik çalışma çünkü dönemimiz boyunca. Önemliydi çünkü. Yani bunları atlamayayım istedim. Tabii tabii, onu söylüyorum. O kadar, hı-hı, kıymetli ki. Hemen dün akşamki eğitimde çok kısa bir cümleyle alalım. O da çok kısa bir cümleyle alınacak bir şey de değil ama hani sonrasında izleyicilerimize de söz vermiş olalım. Sonrasında hem da tekrar... kadın meclisleriyle hem de kadın meclislerin dışındaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte işbirliğine çok önem veriyoruz. Hı-hı. Çok kıymetli bizim için. Dün akşam İzmir Barosu'na gitmiştik. Birlikte nasıl işbirliği, evet, yaparız diye. Önümüzde bir seçim var. Seçim güvenliği çok önemli bizim için. Sağ olsun onlar da bize destek attılar. Geldiler bize seçim güvenliği ile ilgili eğitim verdiler. Çok, çok harika bir eğitimdi. Hatta eğitime bir önceki dönem Baro Başkanı Özkan Bey geldi. Hı hı. Sağ olsun. Hani her alanda var olmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonra da daha böyle kuvvetli, güçlü, hı hı, bir şekilde yolumuza devam ederiz. Eminim, ondan eminim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmaları herkese tekrar yine masaya yatırıp konuşmak dileğiyle. Evet, görüşmek üzere efendim, sevgiler. Hoşçakalın.